Herkese merhabalar arkadaşlar. 8. sınıfta İnkılap tarihinde birinci dönem birinci yazılı provasına başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Hiçbir zaman hazır değildin. Şimdi de hazır değilim diyorsun ama sıkıntı yok. Beni sessizce dinle. Çıt bile çıkarma. Dikkatli bir şekilde dinle. Seninle beraber mükemmel bir şekilde İnkılap tarihinde bilmemiz gerekenler kısmını yapalım. Ardından da birinci ünite ve ikinci ünitedeki bilmemiz gerekenlerden sonra mükemmel boşluk doldurmalar, doğru yanlışlar, eşleştirmeler, işte çoktan seçmeli sorular var. Hepsini güzel güzel çözeceğiz. Ve bu yazılıdan da inşallah en güzel notlar alacağız. Okullar açıldı, kapandı, korona oldu, şu oldu, bu oldu. Bizler hem YouTube'da hem de EBA'da hafta sonları senin için mükemmel kurslar, mükemmel dersler anlatmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte yapıyoruz bunların hepsini. Ve aynı zamanda yazılılarla alakalı da kolejdeki hocalarımıza, okuldaki hocalarımıza sorduk. Hocam ne oluyor bu işler, nasıl yapacağız, öğrenciler nasıl sınavdan yüz alabilir dedik. Onlar da bunlara çalışsınlar dediler. Biz de şimdi onları size anlatacağız. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerinizi bağlayın, koltuklarınızı ilk konuma getirin. İkram servisimiz başlıyor, hadi bakalım. Şimdi birincisi, ben gerçekten kendimi niye muavin gibi hissediyorum, o da ayrı mesele. Çünkü sizlere ders anlatmayı çok seviyoruz arkadaşlar. Şimdi birincisi, bir kahraman da oyun ünitesinde uyanan Avrupa, sarsılan Osmanlı, mavi göz çocuk Mustafa Kemal Atatürk, tabii o zamanki ismi Mustafa, buhranlar yani sıkıntılar büyük kahramanlar doğurur ve adım adım liderliğe konularını öğreneceğiz. Şimdi ilk başta coğrafi keşiflerin ne olduğunu bilelim. Coğrafi keşifler Avrupalıların ticaret yollarını yeniden doğudaki ticaret yolları, yani İpek ve Baharat yolları yeniden Müslümanların eline geçince, yani biz İstanbul'u fethedince diyecekler ki oh what the hell is going, biz nerelere gidebiliriz diyecekler ve yeni yerler keşfedecekler ve coğrafi keşifler sonrasında Osmanlı'nın sahip olduğu Akdeniz limanları önemini kaybedecek. Atlas Okyanusu limanları önem kazanacak. Bundan Osmanlı olumsuz etkilenecek. Rönesans'la sanatta yeniden doğuş yaşayacak Avrupa. Bu Osmanlı'ya fazla dokunmayacak. Buradan nötrüz ama Avrupa gelişmeye başlayacak. Reformda Osmanlı biraz sevinecek çünkü Avrupalılar birbirine girecekler. İşte böyle matbaa sayesinde, kağıdın çoğaltılması sayesinde İncil çoğaltılacak ve bu şekilde Hristiyanlığın içerisindeki hataları görecekler. Kiliseye karşı çıkacaklar ve yeni mezhepler ortaya çıkacak. Bu sırada mezhep savaşları olduğu zaman Osmanlı içeriye hızlı bir şekilde ilerleyebilecek. Sanayi İnkılabı ise Osmanlı'yı adeta ağlatacak. Çünkü Avrupalılar, biz bu gömleği elimizle dikip atıyorum 500 TL'ye mal ediyorsak, Avrupalılar bunu çok rahat makinede 5 TL'ye mal edecekler. Bu da tabii ki bizim mallarımızın satılmamasına, Avrupalı malların hızlı bir şekilde satılmasına sebep verecek. Ve Osmanlı ekonomisi çökecek. Atölyeler kapanacak. Her yerde yabancı malları da olacak. Fransa ihtilali de Osmanlı'yı hem olumlu hem olumsuz etkileyecek. Olumlu etkisine baktığımızda Osmanlı'da anayasallaşma süreci başlayacak. Adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar yavaş yavaş zaten vardı Osmanlı'da. Bir kez daha fazlasıyla Osmanlı'da artık Tanzimat fermanıyla, ıslahat fermanıyla Osmanlı'da artık çok daha fazla dile getirilecek. Ve Fransız ihtilalinin olumsuz yönü ise Osmanlı içerisinde Türkler, Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar, Sırplar, farklı farklı milletler bir aradayken ben Sırbım, ben Bulgarım, ben Romanım, ben işte şuyum buyum diye hepsi ayrılmak isteyecek. Milliyetçilik isyanları çıkacak. Dolayısıyla Fransız ihtilalinin anahtar kelimesi milliyetçilik isyanı. Azınlık isyanları çıkacak az önce söylediğimiz gibi. Bu isyanları durdurmak için Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve aynı zamanda Batıcılık gibi fikir akımları atacağız. Fakat bunların hiçbiri başarılı olmayacak. Fakat Mustafa Kemal Batıcılık fikrini, Türkçülük fikrini gerçekten yeni Türk Devleti'nin kuruluşunda kullanacak. Neden? Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik fikri yeni Türk Devleti'nin kurulmasında, bağımsızlığında önemli bir faktör sağlayacak. Tanzimat'ı söylemiştik zaten, düzenleme dedik, ıslahat, yenileştirme dedik. Meşrutiyet de ülke yönetimine padişahın yanında halk da katılmaya başlayacak. Bunları da hep Jön Türkler yapacaklar. Mustafa Kemal Selanik'te doğuyor ve Selanik'te büyüyor. Burada tabii ki dikkat ettiğimiz zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün çok ciddi bir şekilde çocukluğu sırasında Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumdan, yani bu Osmanlı'daki yaşanan sıkıntılardan, Osmanlı'nın içerisindeki bu işte kültürel ve aynı zamanda siyasal zorlukların hepsinden haberdar olacak Mustafa Kemal Atatürk. Diyecek ki ben Osmanlı dağılmak üzere, o zaman ben de bazı fikirlerimi ona göre oturtayım, sıkıntılar yaşanmasın diyecek ve buna dikkat edecek. Tabii ki burada çok önemli Selanik'in içinde sosyal olması, bak bazı anahtar kelime önemli. Selanik sosyal çünkü çok uluslu yapısı var. Sonra kültürel özelliği, farklı türde okullar, dergiler var. Bak bu çıkabilir sınavlarda. Dini olarak farklı farklı dinler bir arada. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler var. Aynı zamanda ekonomik olarak da gelişmiş durumda çünkü ulaşım, ekonomik özellikleri, ulaşım imkanları gelişmiş ve aynı zamanda önemli kara ve demir yolları bağlantıları var. Ege Denizi'ne açılan bir liman kenti. Ulaşım da söyleyebilir. Ulaşım açısından önemli özellikleri var. Ve askeri olarak da
kışlaların olduğu bir karargah merkezi. Ve Mustafa Kemal burada tabii ki ilk başta mahalle mektebine gidecek annesinin istediği, ama sonrasında Şemsi Efendi Mektebi'ne geçecek babasının istediği. Orada iyi bir okula gitmiş olacak. Daha sonrasında mülki rüştesinden ayrılıp askeri rüşteye geçecek, askeri idealleri olduğu için. Ben burada asker olmak istiyorum diyecek. Ardından orada hocası ona Kemal ismini verecek. Sonra Manastır Askeri İdadesi yani lisesine gidecek. Manastır Askeri Lisesi'nde edebiyat ve tarihe ilgi duyacak. Milliyetçilik fikri artık gelişmeye başlayacak. İşte Ziya Gökalp'ten, Namık Kemal'den etkilenecek. Sonra harp okuluna gidecek. Harp okulundan sonra da İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olup artık ordularda görev almaya başlayacak. İlk görev yeri Şam olacak. Tabii Mustafa Kemal etkileyen kişilere baktığımızda Namık Kemal vatan fikri açısından etkiliyor. Hürriyet ve vatan sevgisi açılıyor. Ziya Gökalp Türkçülük fikrini aşılayacak. Tevfikret inkılaplardan etkilenecek. Onda inkılap ruhunu oluşturacak kendisinde. Mehmet Emin Yurdakul da Türkçülük akımının oluşmasını sağlayacak. Yabancı etkileyenlere baktığımızda Jean-Jacques Rousseau modern demokrasi açısından, Voltaire insan hakları açısından, Montaigne yine ulusal egemenlik. Yani halkın yanında, padişahın yanında halk da katılmalı diyecek Mustafa Kemal Atatürk. Tabii bunlarla alakalı arkadaşlar sizlere dersimizin sonunda burada kitaplarımızdan da ödevler vereceğiz. Bunlardan da mutlaka çalışmalısınız. Bu ödevleri birazdan verelim Tonguç'um. Sen şu kitapları şöyle al evladım. Tebrik edelim. Aynı zamanda Fransa İhtilali Mustafa Kemal etkileyecek. Çünkü halkın padişahlığa karşı, monarşiye karşı tepkisini görecek. Ulusal egemenliğin olması gerektiğini anlayacak. Azınlık isyanlarının çıktığını görecek. Milliyetçilik isyanlarının. Ve sanayi inkılabında Osmanlı'nın ekonomik olarak içine düştüğü sıkıntılı durumu görecek. Osmanlı Devleti'nin düştüğü duruma karşı vatansever bir şekilde milliyetçilik fikriyle çözümler arayacak. Ya istiklal ya ölüm diyecek. Ve doğup büyüdüğü ortamda Balkanlarda yetişmesi bile buradaki azınlıkların tutumlarını, milliyetçi isyanları görmüş olacak. Ve sonrasında askerlik hayatına baktığımızda ilk görev yerinin tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün Şam olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar Tonguç'um. Ve aynı zamanda burada vatan ve hürriyet cemiyetini kuracak Mustafa Kemal adım adım liderliğe de ilk başta Şam'da lider ve vatansever olduğunu gösterecek. Sonrasında 31 Mart olayı var. 31 Mart olayında Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olacak. Ardından Pikardi manevralarına Fransız askeri tatbikata katılacak. Sonrasında ilk askeri zaferini elde ettiği Trablusgarp Savaşı var. Burası önemli. Bunu eskiden sınavlarda çok sorarlardı. Mustafa Kemal orada Arap halkı örgütleyecek ve aynı zamanda aynısını bu vatanseverliğini, liderliğini milli mücadelede Türk halkını bizlere örgütleyerek gösterecek. Balkan Savaşları'nda Gelibolu'daki görevi açısından tecrübe kazanacak. Sonra Sofya'da askeri ateşi olacak. Orada Türk azınlıkların sorunlarıyla ilgilenecek, parlamentoyu inceleyecek. Sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde, Kafkas cephesinde ve Suriye-Filistin cephelerinde mücadele edecek. Çanakkale cephesinde Anafartlar kumandanı olacak ki milli mücadele lider olmasını sağlayan cephe olacak. Sakarya Savaşı'nda ve Büyük Taarruz'da yine mücadele edecek. Şimdi gelelim ikinci ünitede Birinci Dünya Savaşı'na bağımsızlık yolunda atılan adımlar ve tabii ki de burada bilmemiz gereken genel ve özel nedenler, savaşın genel ve özel nedenleri ve Osmanlı'nın durumunu ve savaşın sonuçlarına da bakmamız gerekiyor. Öncelikle şunu çok iyi bilmemiz lazım ki Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedeni sömürgecilik, sanayi inkılabı sonrası ortaya çıkan ve milliyetçilik yani Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan silahlanma yarışı ve bloklaşma. Özel nedenlere baktığımızda Almanya ve Fransa arasında Alsace-Lorraine anlaşmazlığı var kömür havzalarından dolayı. Almanya ve İngiltere arasında sömürge ticaret rekabeti var. Rusya ile Avusturya Macaristan arasında da Pan-Slavizm yani Slav milliyetçiliği politikası ve Balkanlara hakim olma mücadelesi var. Osmanlı neden savaşa giriyor? Çünkü kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Kapitülasyonlardan yani ekonomik ayrıcalıklardan yeter artık kurtulmak istiyorum diyor. Siyasi yalnızlığı var. Herkes bir grup oluşturmuş. İtilaflar bir grup oluşturmuş. İttifaklar bir grup oluşturmuş. Ben niye ayrı kalayım diyor. O da bir gruba girecek. Ve İttihat Terakki Partisi de o zamanki Osmanlı yönetiminde hakim olan partinin de Almanya hayranlığı var. Almanya Osmanlı'yı jeopolitik konumundan dolayı ve cephe yükünü hafifletmek için tercih edecek. İtiraf devletleri Osmanlı'yı istemeyecekler çünkü paylaşıyorlar. Savaşta tabii ki Sırplı genç Gavrilo Princip gidip Avusturya Macaristan veliahtını öldürünce Rusya Avusturya Sırbistan'a savaş açacak. Rusya Avusturya'ya savaş açacak. Tabii ki Almanya'da Rusya'ya savaş açacak. Hepsi birbirine girecekler. Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, İngiltere, Fransa, Rusya bir taraf olacak ama sonradan İtalya taraf değiştirecek. Osmanlı ve Bulgaristan, Avusturya, Macaristan ve Almanya tarafına katılacak ve bu şekilde savaş başlayacak. Savaştan sonra savaşı Amerikan Başkanı Wilson diyecek ki yerenler yenilenleri ezmesin, savaşı bitirelim diyecek. Savaştan sonra biz Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayacağız. Mondros Ateşkesi ile 7/24 bizi işgallere açık hale getirecekler. Niye? 7. madde ile İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa o bölgeyi işgal edebileceklerdir diyecekler. Ve bir şekilde isyanlar çıkartıp bizi işgal etmeye çalışacaklar. Biz de bunlara karşı işte burada diyelim ki
Pontus Rum Cemiyeti ya da burada Taşnak Hınçak Cemiyeti veya burada işte Etniki Eterya Cemiyeti gibi zararlı cemiyetler kuracaklar ya da Mavri Mira gibi cemiyetler kuracaklar. Biz de bu cemiyetlere karşı diyeceğiz ki dur kardeşim burada Trabzon Müdafaa Hukuk ya da Doğu Anadolu Müdafaa Hukuku kuracağız. Ya da Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuku kuracağız. Milli Kongre Cemiyeti'ni kuracağız. İzmir Müdafaa Hukuku kuracağız. Hep müdafaa hukuklar bizim cemiyetler. Burada da hatta Klikyalılar var. Buna dikkat edin. Klikyalıların ismi yabancı olabilir Tonguç'um. Yabancı gibi duruyor ama esasında Mezopotamya ve çevresine verilen isim. Kuvayi Milliye Milli Kuvvetler demek düzensizler, bölgeseller ama milli mücadele için çok büyük bir ateş oluşturacaklar. Sonrasında bütün bunlar devam ederken itilaf devletleri diyecekler ki what the hell is going on if I California instead of fine. Yani saçma sapan konuşacaklar tabii ki. İşte buradaki Türklerin elindeki silahları toplayalım diyecekler. Mustafa Kemal de ben toplarım diyerekten 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a yola çıkacak ve Samsun tabi burası yanlış çizdim, orası Trabzon oldu. Samsun'a geldiği zaman hayır diyecek, Türkler değil Rumlar sıkıntı çıkarıyor diye bir telgraf yollayacak. Ardından ilk olarak Havza Genelgesi'nde milli bilinci oluşturacak. Sonra Amasya Genelgesi'nde de Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yöntemini açıklayacak. Kurtuluş Savaşı'nın amacı nedir? Milli bağımsızlık. Gerekçesi nedir? İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmıyor, yapamıyor ve aynı zamanda da vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Peki yöntem nedir? Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Yani milli irade kurtaracaktır diyecek Mustafa Kemal. O zaman hemen sorularımıza artık başlayalım. Şimdi cümlelerdeki boşluklara verilen kelimelerden uygulananları yazınız demiş. Şimdi ıslahat fermanı ile cizye vergisi kaldırıldı. Yani yabancılardan alınan vergi kaldırıldı. Ve yine aynı nokta nokta fermanıyla din, dil, ırk fark gözetilmeksizin bütün Osmanlı vatandaşları kanun eşit sayıldı. O zaman burası da tabii ki Tanzimat Fermanı diyebiliriz. Yine aynı şekilde 2. Abdülhamit tarafından devlet politikası haline getirildi. Bu da yine İslamcılık politikası diyebiliriz. Aynı zaman niye İslamcılık neydi? Osmanlı Devleti'nde yaşayan tüm Müslümanları halifenin gücü etrafında toplamak. Fakat İngilizler Arapları kışkırttığı için İslamcılık politikası tutmayacak. Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı, buraya yazalım. Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olacak. Biraz zor sorular hazırladık sizler için. Ve yine Namık Kemal vatan şairi olarak bilinir. Tanzimat dönemi şairi. Mustafa Kemal de vatanseverlik açısından etkilemişti. Trablusgarp Savaşı Uşi Anlaşması ile 1911'de bitecek. Mustafa Kemal Sofya Ateşe Militerliği yapacak. Burada Türklerin bağımsızlığı için mücadele etmişti. Daha doğrusu Türklerin azınlıkların sorunlarıyla ilgilenmişti. Bu milliyetçi yönünü gösteriyordu ve Bulgar parlamentosunu incelemişti. Mustafa Kemal'in ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim sözü onun açık sözlü olduğunu gösterir. Her şeyi net bir şekilde söylediğini gösterir diyebiliriz. Hemen diğer tarafa geçelim. Şimdi cümleler doğru ise de yanlış ise ye yazın demiş. Bakalım. Sanayi İnkılabı sonrasında tüm dünyaya milliyetçilik akımı yayılmıştır. Evet diyebilir miyiz? Hayır. Bu milliyetçilik akımı Fransız İhtilali'nden sonraydı. Dolayısıyla tüm dünyaya sömürgecilik yayıldı diyebiliriz. Bu dolayısıyla bir yanlış. Alsace-Lorraine sorunu Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden biridir. Hayır. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden neydi? Sömürgecilik. Sanayi İnkılabı sonrasında milliyetçilik isyanları, milliyetçilik yarışı, Fransız ihtilali, silahlanma yarışı, bloklaşmaydı. Alsace-Lorraine ya da İngiltere arasındaki Almanya ve İngiltere arasındaki sömürge rekabeti ya da Avusturya-Macaristan ve Almanya Rusya arasındaki panslavizm politikası hep özel nedenlerdi. Dolayısıyla Alsace-Lorraine de özel neden olduğu için bu yanlış. Almanya 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın halifelik gücünden faydalanmak istemiştir. Bu tabii ki doğru. Halifenin gücünden faydalanmak istiyorlar. Halifenin dini siyasi lider olduğunu düşünüyorlar ama İngilizler Arapları kışkırttığı için Araplar bize destek vermeyecek 1. Dünya Savaşı'nda. Kanal Cephesi Osmanlı'nın saldırı cephelerinden biridir. Doğru. Kafkasya ve Kanal Cephelerimiz saldırı cepheleri. Başarısız oluyoruz ama doğru, saldırıyoruz. Taarruz Cephesi. Sarıkamış Harekatı Suriye Cephesi gerçekleşmiştir. Hayır. Sarıkamış Harekatı Kafkas Cephesi gerçekleşmiştir. Maalesef ki o binlerce askerimizi soğuk iklim şartlarından dolayı şehit veriyoruz. Allah rahmet eylesin hepsine. Kutul Amari Zaferi Irak Cephesi'nde gerçekleşmiştir. Burada tabii ki şunu bilmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Kutul Amari Zaferi tabii ki Irak cephesi gerçekleşiyor. Burası doğru. Bu da yine Osmanlı ordusunun aldığı son zaferdir. Birinci Dünya Savaşı'nda Medine bölgesini koruma görevi Fahrettin Paşa'ya verilmiştir. Bu da yine doğru. Bu da çok güzel bir Medine müdafaası yapacak. Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya Nöye Anlaşması'nı imzalamıştır. Almanya Versay Anlaşması'nı imzalayacak. Nöye Anlaşması'nı Bulgaristan imzalayacak arkadaşlar. Macaristan Trianon Anlaşması'nı imzalayacak. Bunlar önemli değil gerçi. Birinci Dünya Savaşı sonunda Cemiyet-i Akvam yani Milletler Cemiyeti kuruluyor. Bu da yine doğru bir bilgi. Mustafa Kemal Paşa Kafkas Cephesi'nde görev almıştır. Evet, Mustafa Kemal Kafkasya Cephesi'nde Muş Cephesi kurtarmıştı. Suriye Filistin Cephesi'nde
cephesinde orduları geri çekmişti. Çok ciddi bir karar almıştı. Ve Çanakkale cephesinde de Anafartalar kumandanı olarak savaşmıştı. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştığı cepheler diyebiliriz. Şimdi bunları eşleştirelim. Aşağıda verilen cümle ve kelimeleri eşleştiriniz demiş. Doğu Anadolu'daki 6 il ile ilgili Mondros maddesi. Doğu Anadolu'daki herhangi 6 ilde bir isyan çıkarsa orayı işgal edebiliriz demeleri 24. maddeyle alakalıydı. Ama şuraya yanına yazalım direkt. İtiraz devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa işgal edebilirler demeleri o 7. maddeyle alakalıydı. Hukuku Beşer Gazetesi'nin baş yazarı tabii ki de Hasan Tahsin'dir. Hasan Tahsin milli mücadeledeki ilk kursunu sıkmıştır. Sıkıyor ve düşmana diyor ki hadi oradan diyor. Biz de ya Allah bismillah biz de mücadele edelim diyoruz. İzmir ve çevresinin Yunanlara geçmesini engellemek için kurulan cemiyetin adı Reddi İlhak Cemiyeti'dir. Reddi İlhak yani işgali reddediyoruz. Amerikan mandasını savunan milli mücadeleye karşı olan cemiyette tabii ki Wilson prensipleri cemiyettir. Wilson prensip. Amerikan mandası derken kurban bayramını kesmek için değil. Yani içlerimizde serbest, dışlarımızda Amerikan mandasına olacağız diyorlar. Ama tabii ki biz böyle bir şeyi kabul etmeyeceğiz. Mustafa Kemal ne diyecek? Mustafa Kemal ya istiklal ya ölüm. Yani bu hıyar adamlarla, bu Amerikalılarla uğraşmaktansa, İngilizlerle uğraşmaktansa, onların mandası altında olmaktansa ölürüz daha iyi. Biz bağımsızlığımıza düşkünüz diyecek. Ermenilerin kurduğu cemiyetin adı da tabii ki Hınçak ve Taşlak. Buraya onunla yazalım. Hınçak ve Taşlak adından anladığın gibi farklı bir zararlı bir cemiyet olduğunu söyleyebiliriz. Geldik bu tarafa. Osmanlı Devleti'nin birinci zaten yararlı cemiyetlerin isimleri hep şöyle. Müdafaa-i hukuk, muhafaza-i vatan. Hep böyle hukuku savunan cemiyetler. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerle ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş. Bakalım. Kafkas cephesi. Osmanlı'nın Baki petrolünü ele geçirmek istemesi. Ortaya çıkan sonuçlar Erzurum, Muş, Erzincan, Bitlis, Trabzon'un işgali. Demek ki bu bizim için olumsuz sonuç doğurmuş Kafkas cephesi. Çanakkale cephesi. İngilizlerin Rusya ile karadan bağlantı sağlamak istemesi. Çarlık Rusya'nın yardım alamayarak zor durumda kalması. Burada demek ki Çanakkale cephesini biz kazanmışız. Kanal cephesi. Osmanlı İngiltere'nin sömürgelerine ulaşan yolu kesmek istemesi. Filistin'in kaybedilmesi. Burada maalesef yine kaybetmişiz. Irak cephesi. İngiltere'nin Musul, Irak petrollerinden yararlanmak istemesi. Zengin petrol yataklarına sahip Kuzey Irak'ın İngiltere'nin denetimine girmesi. Bu yine maalesef bizim için olumsuz sonuçlanmış. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerle ilgili verilen bilgilere göre hangisi yapılamaz çıkarım? Osmanlı Devleti taarruz cephelerinde başarısız olurken savunma cephelerinde başarı olmuştur. Bir kere taarruz cepheleri başarısız bakalım. Kafkas cephesi taarruz cephesi. Kanal cephesi taarruz cephesi. Çanakkale cephesi savunma cephesi. Irak cephesi savunma cephesi. Osmanlı Devleti taarruz cephesinde başarısız evet. Kafkas'ta başarısız, Kanal'da başarısız. Savunma cephelerinde Çanakkale'de başarılı ama Irak'ta da başarısız oluyor. Dolayısıyla bu yanlış. Bu yapılamaz. Cevabımız A seçeneği gibi. Ama diğer seçenekleri kontrol edelim. Osmanlı Devleti savaşçı cephelerde umduğunu bulamamıştır. Evet yani tam da umduğunu bulamıyor. Bak hep böyle üzüntü işaretleri var. Bu doğru. Çanakkale cephesi İngilizler amaçlarına ulaşamamıştır. Evet İngilizler Rusya'ya yardım götüremiyorlar. Rusya savaştan çekilmek zorunda kalıyor. Rusya'nın yardım alamayarak demesi. Irak cephesiyle İngiltere yeni sömürge alanına sahip olmuştur. Evet petrol yataklarına sahip Kuzey Irak İngiltere'nin denetimine giriyor. Bu da yine doğru. O yüzden cevabımız A seçeneği. Hemen diğer sorumuza bakalım. Yukarıda verilen Mondros Ateşkes Anlaşması işgal haritasına bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş olumsuz bir soru kökü. Ülkenin farklı devletler tarafından işgal edildiğine evet İngilizler işgal etmiş. Bak şurası İngilizler tarafından işgal edilen yer. Aynı zamanda Fransa'nın işgal ettiği yerler. Bak burası Fransa'nın işgal ettiği yerler. Yunanların işgal ettiği yerler burası. Yunanlar burayı işgal etmiş. Ermenilerin işgal ettiği yerler burası. Yine Fransa'nın işgal ettiği yerler burası. Ermenilerle beraber. İşte burada İtalyanlar işgal etmiş. Ülkenin farklı devletler tarafından işgal edildiğine ulaşabiliriz. Ülkenin toprak bütünlüğünün bozulmak istendiğine ulaşabiliriz. Toprağımızı bölmeye çalışıyorlar. İtiraz devletlerinin bazı yerleri birlikte işgal ettiğine evet buna da ulaşabiliriz. Bak burada Fransa ve Ermeniler birlikte bu kahverengide tüm itilaf devletleri birlikte işgal ediyor. Yani hem İngiltere var hem Fransa var hem İtalya var hepsi birden saldırıyor İstanbul'a. İşgallere karşı yerel direnişlerin başladığına burada şu anda yerel direnişler gözükmüyor. Ama sonradan Kuvayi Milliye diyecek ki kardeş siz burayı sahipsiz mi sandınız diyecek. Ve burada Doğu Anadolu Müdafaa Hukuku bak Doğu Anadolu Müdafaa Hukuku MH. Burada Trabzon Müdafaa Hukuk. Burada İzmir Müdafaa Hukuk. Burada Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk. Burada Klikyalılar Cemiyeti ve Kuvayi Milliye hep bir şekilde aynı zamanda İstanbul çevresinde basın yayınları Milli Kongre Cemiyeti. MG niye yazıyorum? Milli Kongre Cemiyeti ciddi bir şekilde mücadele edecek. Ama daha burada bu haritada bu yok. Şimdi gelelim başka bir soruya. Tabii bu sene LGS senesi olduğu için bol bol test çözmeniz ve bol bol
sınavda da testle karşılaşacağınızı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birazdan ödevlerimizi vereceğiz. Yukarıda özellikleri verilen cemiyetlerden hangisinin Osmanlı'nın mevcut yönetim anlayışından memnun olduğu söylenebilir demiş. Şimdi Wilson Prensipleri Cemiyeti, vatanın kurtuluşunun Amerikan mandasına girmekle mümkün olacağını sanmıştır. Bu demek ki Amerikan mandasının istediğine göre ülkenin yönetiminden memnun değil. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, vatanın kurtuluşunun İngiltere mandasına girmekle mümkün olacağını savunmuştur. İngiltere ile dostluğunu geliştirmeye çalışmıştır. Bu da İngiliz mandası istiyor. Tamam, bu da vatanını istemiyor. İslam Teali Cemiyeti, vatanın kurtuluşunun halifelik makamına ve dini esaslara bağlı kalmakla mümkün olacağını savunmuştur. Bu Osmanlı'nın mevcut yönetiminden memnun olduğunu gösterir. Bu C cevap gibi duruyor. Buna bir işaret koyalım. D'ye bakalım. Mavri Mira Cemiyeti, Rumlar tarafından Bizans'ın yeniden kurulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Evet, bu da yine doğru. Mavri Mira Cemiyeti, Rumlar tarafından Bizans'ın yeniden kurulmasını sağlamak amacıyla kuruluyor. Ama Osmanlı'nın mevcut yönetimi anlaşılan memnun olduğuna dair bir bilgi yok. O yüzden cevabımız net bir şekilde C seçeneği diyebiliriz. Şimdi geldik başka bir soruya. Demiş ki, buna göre Mustafa Kemal'in faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisinin yönelik olduğu söylenemez demiş. Bakalım. Mustafa Kemal Havz'da bulunduğu sırada Türk milletini birleştirmek ve harekete geçirmek için komutanlara ve sivil yöneticilere telgraflar gönderdi. Bu telgrafların ateşkes hükümlerine uyulmaması ve askerlerin terhis edilmemesi emrini verdi. Onlardan bulundukları yerlerde milli teşkilatlar kurmalarını istedi. Ayrıca köylere varıncaya kadar yurdun her yerinde düzenlenecek coşkulu protesto mitingleriyle İzmir'in işgalinin kınanması çağrısında bulundu. Onun bu çağrısı üzerine aralarında Havza'nın da bulunduğu pek çok yerde mitingler yapıldı. Şimdi o zaman Mustafa Kemal Havza Genelgesi milli bilinci uyandırıyor. Ateşkes hükümlerinin uygulanmasını sağlamak bu saçma, bu ne alakası var, böyle bir şey olur mu? Mustafa Kemal asla bunu istemez. Ya istiklal ya ölüm diyen birisi. Milli mücadele heyecanı tüm yurda yayılmasını sağlamaya çalışıyor. Yurdun her yerinde düzenlenecek coşkulu protesto mitingleri istiyor. Milli mücadelenin teşkilatlanmasını sağlamaya çalışıyor. Ama Bursa seçeneği tam bir skandal. Böyle bir şey Mustafa Kemal istemez diyoruz. Şimdi arkadaşlar, mutlaka 0'dan 8'e Sözel'den sizler için hazırladığımız bu konu anlatımlı kitaptan mükemmel bir şekilde bu konuları çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Bakın buradaki sayfaları göstermek istiyorum. Bakın. Sanayi İnkılabı, Fransız İhtilali. Ardından buradan sınavda kesin çıkacak. Daha sonrasında uyanan Avrupa, sarsılan Osmanlı. Yani coğrafi kişilerin, Rönesans'ın, Reform'un, Fransız İhtilali'nin, Sanayi İnkılabı'nın ve Aydınlanma Çağı'nın Osmanlı'yı etkiledi. Burada tabii yeni soruları da çözersiniz. Fikir akımları. Mavi gözlü çocuk Mustafa. Ve aynı zamanda buhranlar büyük kahramanlar doğurur. Adım adım liderliğe. Ve aynı zamanda tabii ki burada Mustafa Kemal'den önce Balkan Savaşları'nda yaşanan sıkıntılar. Trablusgarp Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri, özel nedenleri. Osmanlı Devleti neden savaşa girdi? Osmanlı'nın savaştığı cepheler. Kafkas ve Kanal cephesinde taarruz yapıyoruz. Suriye, Filistin, Çanakkale cephesinde, Hicaz ve Yemen cephelerinde, Irak cephelerinde savunma yapıyoruz. Makedonya, Romanya ve Galicia'da da müttefiklerimize yardım gönderiyoruz. Bu cephelerin özellikleri. Bilhassa Kutul Amare, yani Irak cephesi mutlaka çıkacak arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Hicaz cephesinde Fahrettin Paşa'nın destansı mücadelesi çıkabilir. Osmanlı Devleti'nin son savaşının sonuçlar. İşgal yıllarında Anadolu, Mondros'un 7. ve 24. maddesiyle bizi işgaller altına almaları. Bizim işgallere karşı koymamız, cemiyetler ve Kuvayi Milliye'nin ne olduğu ve cemiyetlerden hangilerinin yararlı olduğu, Trakya Paşeli yararlı, Milli Kongre yararlı, Anadolu Müdafaa-i Vatan, Trabzon Muhafaza Hukuk, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, Reddi İlhak, İzmir Müdafaa Hukuk, Klikyalılar bu cemiyetlerin isimlerini size sınavda soracaklar. Mavri Mira, Pontos, Rum Etnike, Eterya, Hıncak ve Taşnak, bunların da zararlı cemiyetler olduğunu bilmenizi isteyecekler. Milli varlığa düşman cemiyetlerin, İngiliz Muhiplerinin, Kürt Teali'nin, Wilson İlkeleri Cemiyeti'nin, İslam Teali'nin, Sulh ve Selameti Osmaniye olduğunu, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nı size soracaklar. Havza Genelgesi milli bilincin uyandırıldığı, Amasya Genelgesi'ndeki Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yine İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmektir. Bunların gerekçe olduğunu size sınavda soracaklar. Amacı neydi? Milletin bağımsızlığını, yine milletin azimle karar kurtaracaktır. Milletin bağımsızlığı amaç. Yöntemi de milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu maddeleri sizler isteyecekler. Buradan mutlaka çalışın. Bunun haricinde arkadaşlar, tabii ki de inkılap tarihiyle alakalı taktikli soru bankamızda sizler için, biliyorsunuz inkılap tarihinde bu konuları böyle kronolojik bir şekilde poster yaptık. Hatta bunları odanıza asmanız için böyle çok güzel sticker'lar hazırladık. Bu sticker'lardan da güzel güzel çalışabilirsiniz. Yani neler neler çalışacağınız burada yazıyor. Buradaki testlerimiz belli zaten. Uyanan Avrupa, sarsılan Osmanlı ile alakalı. İşte Mavi Gözlü Çocuk Mustafa. Aynı zamanda yine devam edelim. Başka neler söyleyebiliriz? İşte adım adım liderliğe kısımları. Ve ardından genel tarama testleri sonrasında milli uyanış. İşte bir Osmanlı'nın içinde bulunduğu cepheler, savaşlı cepheler. Burada Havza Genelgesi'ne kadar. Yani ulusal egemenlik ülkenin düşmandan kurtarılması değildir. Ulusal egemenlik ülkeyi halkın yönetmesidir. Ulusal bağımsızlık ülkenin düşmandan kurtarılması, milli bağımsızlık. Bunu da size soracaklar.
Bunlara güzel güzel çalışmanızı istiyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli. Sonrasında yine taktikliden sonra kotadan da önce dinamoyu da göstermek istiyorum. Dinamo soru bankamıza da burada arkadaşlar sizin için aynı zamanda yazılı örnekleri de hazırladık. Oradaki yazılı örneklerine de bakmanızı istiyoruz. Bakın bu birinci üniteden sonra şurada. Pardon. 8. sınıfta yazılılar testi olduğu için buraya koymamıştık. Ama buradaki testlerde de çalışmanız, Birinci Dünya Savaşı ile alakalı bu kazanımları görmeniz gerekiyor. Bunların hepsini güzel güzel çalışmanızı istiyoruz arkadaşlar. Kotada da hangi kotalardan çalışacağınızı söyleyelim. Burada kota İskal yolculuğunda nereye kadar söyleyelim? Erzurum Kongresi değil ha. Kota 13'e kadar. Kota 14 yok. Kota 13'e kadar çözmenizi tavsiye ediyoruz. Zoru Bankası da yine çözeceğiniz yerleri biliyorsunuz. Hadi bakalım Tonguç'um. Ödülü soru yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar. Görüşürüz hocam.